Sevgili seyirciler, Eko Gündem'de çevre kadar önemsediğimiz en önemli başlıklardan biri de iş sağlığı ve güvenliği oluyor ki bu alanda halkın bilgi ve farkındalık düzeyinin de artması gerektiğini düşünüyoruz. İnşaat, maden ve metal sanayi kazalarda başı çekerken yasal düzenlemeler tüm sektörleri istisnasız bu alana dahil edecek şekilde genişletildi. Ankara'da hizmet veren Pozitif İş Sağlığı ve Güvenliği, alanında uzman isimlerden A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan kadrosuyla lisansını teknik alanlarda tamamlamış adayların nitelikli bir eğitimle iş güvenliği uzmanı olmak adına tercih ettiği adreslerden biri oluyor. Sağlığı, hangi işi yaparlarsa yapsınlar bütün çalışanların fiziksel, zihinsel ve sosyal refahlarının mümkün olan en yüksek düzeye çıkarılmasını hedefler. Çalışma koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarının önlenmesi, işçilerin fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun mesleki ortamların yaratılması da yine iş sağlığı ve güvenliği kavramının kapsamını belirler. Kavramın pekişmesi ve yaygınlaşması sahada görev yapan nitelikli kadrolarla mümkün kılınır. A sınıfı iş güvenliği uzmanı makina mühendisi Bedri Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalıştığı yılların ardından tecrübelerini İstanbul ve Samsun'da iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylarla Pozitif iş sağlığında paylaşıyor. İsmim Bedri Tekin, bir süre Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş olarak çalıştım, daha sonra karayollarında çalıştım. 2006 yılından bu yana da iş güvenliği alanında hizmet veriyoruz. Hizmetimizin ağırlıklı boyutu iş güvenliği uzmanlığı eğitiminde. 2010 yılından bu yana pozitif iş güvenliği olarak iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini sürdürmekteyiz. Eğitim veren kişilerin yeterliliği başarılı sonuçlar elde edilmesinde en önemli unsurlardandır diyen Bedri Tekin, akademik bilgiyi yeterli görmüyor, çok yönlü bir eğitim anlayışını benimsediklerinin altını çiziyor. Eğitim önemli bir şey. Eğitimi verenler de o alanda bilgi birikimine sahip olmalı. Bilgi birikiminden anladığımda sadece akademik boyuttaki bir bilgi birikimi değil. Şimdi biz burada pozitif iş güvenliği olarak eğitim verirken kadrolarımızın bir bölümü hem Çalışma Bakanlığı'nda çalışmış, hem sahada uzmanlık yapmakta hem eğiticilik yapmakta. Bir bölümü de akademik kariyere sahip. Ama ağırlıklı olarak alanda sahada çalışanlar ve denetimde de çalışmış olanlar. Devam zorunluluğu bulunan eğitim kurumu sınav öncesi yapılan tekrarlarla başarı hedefini yükseltiyor. Bizim sınava yönelik asıl farkımız, sınav öncesinde biz öğrencilerimizi en az 3 gün süren bir kampa alırız. Son eğitimimizde 550 kişi bu eğitime katıldı. Son eğitime katıldı. Ücretsiz olarak yapılan bir eğitimdir. Ayrı bir bedel alınmadan yapılan eğitimdir. Zaten farkımızı yaratan unsurlardan birisi de bu. Öğrencilerimiz son sınavda %90 başarı sağladılar ki Türkiye ortalaması %65'ler civarında olan bir sınavda pozitif öğrenciler %90 oranında sınavda başarı kazandılar. Bu sınavda da benzer bir başarı yakalayacağımızı bekliyorum, umuyorum. Sınav öncesi eğitim kampına katılan öğrenciler de çalışmanın içeriğini ve eğitimden gördükleri faydayı anlatıyor. Derslerden sonra bir kamp dediğimiz 3 günlük bir ders programımız vardı. Bugün de bunu devam ediyoruz ve bu derslerin en azından biraz konuları takip eden kişilerin burada çok verim alabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle herkes katılmalı. Çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle buraya gelen kişilerin de sınavda başarısız olacağını sanmıyorum. %70'in üzerinde başarıya ulaşacaklardır. İş güvenliği uzmanlığı yapmayı düşünen kişilere gerekli doyurucu bilgileri verdiğini düşünüyorum pozitifin. Doğru adres olduğunu düşünüyorum. Sınav öncesi böyle bir şeyin olması bence herkes için gayet iyi oldu. Son kez böyle bir tekrar olması, hani hem kalabalık bir yerde herkesin belki sınırları başkalarını aydınlatabilir. O yüzden bence gayet başarılı bir çalışma olmuş. Eğitimin verimli olduğunu düşünüyorum. Katıldığım uzaktan eğitimleri, ayrıyetten örgün eğitimlerinin gayet iyi geçtiğini düşünüyorum. Ve bu sınav öncesi yapılan hızlandırılmış kursunda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de aldığım hiçbir eğitimde kaçırmamaya özen gösteriyorum. Çok güzel gidiyor.
ders oluyor. Tekrar zaten %40 etkileyeceğini düşünüyorum. En çok tekrar derslerine güvendim. Güzel gidiyor şu an. Muhteşem. Büyük bir alan ve çok net. Dersin dinlenmesi, ses her yere geliyor. Yani kurs zaten öncesinde güzeldi. A sınıfı iş güvenliği uzmanı Bedri Tekin, kimlerin iş güvenliği uzmanı olabileceğiyle birlikte eğitim ve sınav sürecini özetliyor. İş güvenliği uzmanı olabilmek için mühendis, mimar, teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ya da iş sağlığı güvenliği bölümü mezunu olmak gerekiyor. Bunlar 15 gün uzaktan eğitim, 15 günde yüzde eğitimi, 5 günde pratik eğitime katılıyorlar. Daha sonra sınava giriyorlar. Sınavda başarılı olurlarsa sertifika alıyorlar. Bu yıl 2013 yılında 3 kez sınav yapılacak. Biri 18 Mayıs'ta yapıldı, 18 Ağustos'ta yapılacak. Bir de Kasım ayında sınav yapılacak. Sonrası iş bitmiyor. Eğitim kadrosu ihtiyaç duyulan her an iş güvenliği uzmanlarına destek vermeye devam ediyor. Bizim işimiz eğitim alıp sınava girmeyle bitmez. Sınavı kazananların sahada destek alması gerekir. Saha desteği konusunda da bizim her zaman öğrencilerle konuştuğumuz şu, istediği zaman arar, istediği zaman mail atar, istediği işle ilgili problemi, o iş yerine ilişkin deneyimler, resimler, mevcut durumlarla söyler. Biz de yardımcı oluruz. Hatta dönem dönem onların görev yaptıkları iş yerlerine gidip sahayı görerek bizzat o problemlerin birlikte çözümüne yardımcı oluyoruz. Ülkemizde meydana gelen iş kazalarına dair tespitlerini paylaşan Tekin, kazaların çok büyük bir kısmının basit ve önlenebilir olduğunu ifade ediyor. İş güvenliğine yapılacak harcamalar bir maliyet, cebden çıkacak bir para. Ama herhangi bir kaza olduğunda, meslek hastalığı olduğunda bunun çok üzerinde boyutlara yol açacak. Şimdi ülkemiz istatistikler şunu diyor. Bir kere kazalar kömür madenciliğinde sayı olarak, metal ve inşaat sektöründe, ölümlü kazalar da inşaat sektöründe. İnşaatta en büyük kaza nedeni yüksekte düşme, yani uygun olmayan iskeleler ve basit inşaattaki havalandırma boşluğunun, asansör boşluğunun, merdiven boşluğunun, şaft boşluğunun kapatılmaması nedeniyle olan kazalar. Bunlar kesinlikle bir ölümle sonuçlanıyor. Diğer iş yerlerde de işte makinaların koruyucusuz olması, elektrik sisteminin uygun olmaması, ağırlıkla bir de yürüyen makineler, malzeme taşırken üzerlerine düşen parçalar şeklinde oluyor. Bunlar çok basit şeylerle, basit önlemlerle önleniyor. Tekin, sorunu tespit ettikten sonra çözüm önerilerini de paylaşıyor. Yük taşıyacağın yere çalışanların girmeyeceği bariyeri yaparsın. Makinelerin koruyuculuğu olur. Elektrik tesisatında da yalıtımı sağlarsın. Bu kadar basit şeylerle ve ucuz yatırımlarla önlenebilecek olaylara, durumlara sonucunda binlerce insan hayatını kaybediyor. Güvenlik kültürünün öncelikle toplumun en küçük birimi ailede oturması, ardından okulda ve nihayetinde iş yerinde bu kültürü pekiştirmek gerekiyor. Bizim toplumda çocuktan daha önemli bir şey yoktur. Dünyamız çocuğumuzdur, değil mi? Ama evimizde ilaçlar ortalıkta olabilir, kesici aletler ortada olabilir. Ailede güvenlik bilinci yok. İlkokulda yok, ortaokulda yok, lisede yok, üniversitede yok, teknik okullarda bile yok. Sokakta hiç yok. O zaman sadece buradaki eğitimlerle değil, genel bir güvenlik kültürü projesiyle belki aşağı çekilebilir ama bunların hiç mi faydası olmayacak? Hayır, olacak. On binlerce insan iş güvenliği uzmanı olarak, iş yeri hekimi olarak, sağlık personeli olarak iş yerlerinde bulunacak. Bunların da katkısı olacak ama bu işin bir boyutudur. Bununla yetinmemek gerekir. Topyekun bir güvenlik kültürü politikasıyla, güvenlik çalışmasıyla bu işin üzerine gitmeliyiz. Kurumun
proje ortaklarından Müzeyyen Asma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 36 yıl iş güvenliği müfettişi olarak görev yaparken de, bugün iş güvenliği adaylarıyla çalışırken de yaptıkları işin kutsallığını hep göz önünde bulundurduğunu dile getiriyor. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın sağlık tanımı, çalışanların veya insanların sosyal, fiziksel ve ruhsal iyilik halinin olması demek. İş güvenliği de iş yerlerinde çalışanların işin yürütümü veya işin yapılması nedeniyle ortaya çıkan risklerden uzak, korunmalı olarak çalışıyor olması lazım. Benim ülkemizde ve dünyada en büyük arzum çalışanların güvenli ve insan onuruna yakışır bir işte çalışması. Bütün bu bakanlıkta çalıştığım sürede, burada çalıştığım sürede de hakikaten kutsal bir iş yaptığıma inanarak çalışmaktayım. Ülkemizde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ciddi yasal düzenlemeler hayata geçirildi. 6331 sayılı kanunun getirileri ve içeriği hakkında konuştuğumuz Müzeyyen Asma, yasanın ülkemizde karşılaşılan sorunları azaltacağına duyduğu inancı ifade ediyor. 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu ile tüm çalışanlar kapsam dahiline alındı. Hatta 1990'lı yıllarda bu çalışmanın ilk müsveddesini hazırlayanları da ilk çalışanların grubunda olmaktan iftihar ediyorum. İş kanunun içerisinde iş sağlığı güvenliği mevzuatı yer alıyordu. Ayrı bir yasasının olması, tüm çalışanları kapsaması ve iş yerlerinde iş güvenliği uzmanlarının ve iş yeri hekimlerinin istihdam edilmesi kesinlikle ülkemizdeki iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oranını düşürecektir. Buna inanıyorum. Bakanlığın iş güvenliği uzmanlarını yetkilendirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Asma, verilen eğitimin içeriği hakkında da bilgilendiriyor. Yetişkin insanlar, mühendisler, teknik elemanlar, İSG eğitim okulundan mezun olan arkadaşlarımız gelmektedir. Bunun üstüne eğitim veriliyor. Buradaki eğitimde de ülkemizdeki iş sağlığı, iş güvenliği hizmetleri nelerdir? Sahada karşılaşılan sorunlar nelerdir? İlgili mevzuat nelerdir? Bunlar anlatılmakta. Teknik önlemler ne olması lazım, sağlık önlemleri ne olması lazım, etik ilkelerin neler olması gerektiği verilmektedir. Benim kişisel düşüncem ve bu kadar tecrübeye dayanarak burada verilen eğitimin sahada iş güvenliği uzmanlarının karşılaşacakları sorunları çözecek yeterlikte olduğu kanaatindeyim. Türkiye genelinde yoğun taleple karşılaştıklarını ifade eden Bedri Tekin, planlı ve kontrollü büyüme ilkesiyle hareket ettiklerini söylüyor. Büyüdüğünüzde değişik hocalarla çalışmanız gerekebilir, o zaman kaliteniz düşebilir. Bizim hocalarımızın en azından yarısı Çalışma Bakanlığı'nda müfettişlik yapmış, yöneticilik yapmış, hatta müsteşar muavinliği yapmış insanlar var. Devlet boyutunu biliyor, beklentileri ve üst boyutta bakmasını biliyor. 8-10 tanesi sahada halen ağasını bu iş güvenliği uzmanlığı da yapan insanlar. Bunun yanında akademik kariyeri olan, işte doçent, profesör olan kadrolarımız da var. Bunlar da kendi deneyimlerini paylaşarak öğrencilerimizi eğitiyorlar. İşte bizim şu anda Samsun'da şöbemiz var ama İstanbul ve Trabzon'da da açacağız. Kadro hesabını düzgün yaparak, hangi kadromuzu nerede kullanabiliriz diyerek
yeni şubelerimiz de olacak İstanbul ve Trabzon başta olmak üzere. Müzeyyen Asma sözlerini noktalarken iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması konusunda ülke hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerinin altını çiziyor. İş kazaları %100 önlenemez. %98 önlenebilir, %2 kaçınılmazlık vardır. Meslek hastalıkları teorik olarak %100 önlenebilir. Birden çok düşük bir değere ulaşalım gönlümüz arzu eder ama bu mümkün değildir. Belli periyotlarda bu kaza oranlarının düşmesi, meslek hastalıkları oranlarının düşmesi en büyük hedefimiz ve buna da burada verilen eğitimlerin katkısının çok büyük olacağı kanaatindeyim. Bedri Tekin de son mesajında insan hayatının değerine vurgu yapıyor ve işverenlere önerilerde bulunuyor. İnsan canının bedeli yok. Ya insanın sağlığının korunması ve yaşatılması için yapılacak harcama hangi düzeyde olursa olsun yerinde yapılacak bir harcamadır. İşverenlerde, uzmanlarda, mühendislerde, hekimlerde herhangi bir iş yerinde çalışan kişiyi kendi evladı olarak görsünler. Yani orada çalışan kendi evladı olsaydı nasıl davranırdı? Ona yönelik neler yapardı? Olaya öyle baksınlar.